Herkese merhaba, Ali Emre ben. İçerik üretme kampının 5. hafta değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Kampın 3'te 1'inden fazlası bitti sayılır aslında. Kaldı geriye 3'te 2'si. Şimdi bu hafta neler yaptıklarımdan kısaca bahsedeyim. Haftalardır söylediğim değerlendirme videolarında kapak görsellerini sonunda hazırladım. Yaklaşık bir 9-10 tane kapak görseli hazırladım. Onun dışında bir süredir üstüne çalıştığım reklam metni nasıl yazılır diye bir eğitim serisi vardı. O eğitim serisinin ilk videosunu çektim. Zaten aslında bundan sonraki çekeceğim 5 videonun da temelini oluşturuyordu bu ilk video. Ayrıca bu hafta How to Write a Good Advertisement kitabını okuyorum. Daha bitmedi kitap. Bir de bir real estate funnel nasıl olabilir? Bir gayrimenkul funnel nasıl olabilir? Bunun üstüne çalışıyorum. Belki ileride bununla ilgili bir video da çekerim. Onun dışında basketbol oynamaya da devam ediyorum. Sanırım bu hafta son 1-2 yılda en çok zevk aldığım, en çok eğlendiğim, en çok keyif aldığım basket maçını yaptım. 3'e 3 oynuyorduk. 23-21 bitti. Şimdi bilgisayar ekranıma geçelim. Size yaptığım kapak görsellerini ve kanal istatistiklerini göstereyim. Evet, şimdi bilgisayar ekranıma geçtik. Sizin de buradan görebileceğiniz üzere şu an 9 abone oldum. Geçen hafta videoyu çektiğimde 4 aboneydim hatırlarsanız. Ve son 28 günde 206 izlenmişim ve izlenme sürem de 10,5 saat. Bu arada belki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani genel olarak dijital pazarlama ile ilgili içerikler üretiyorsun. Ve hani bir aydan fazla süredir içerik üretiyorsun ve sadece 9 tane abonen var. Yani hani hiç mi yöntemini, işte metodunu, bir YouTube kanalı nasıl büyütülür bilmiyor musun diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında şu an ek hiçbir çalışma yapmıyorum. Evet, bildiğim bazı organik metotlar var ek. Fakat tamamen şu an aslında bu 90 gün boyunca YouTube algoritması sayesinde tamamen işte başlık, açıklama, etiket ve hashtagleri kullanarak nasıl işte kanal hangi seviyelere gelir merak ediyorum. Bu yüzden aslında bu kadar az. Yani büyük ihtimalle daha fazla olabilirdi eğer ek yöntemler uygulasaydım. Şimdi size kanal görsellerini, kapak görsellerini göstereyim. Zaten şuradan hemen bir tanesini gördünüz. Şimdi şuradan aşağıya gelecek olursak nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bakın, şimdi ben normalde bu 4. hafta videosunu üretirken benim burada başıma gelmeyen kalmadı. Ben bu videoyu 4 kere render ettim. Yani exportladım editledikten sonra. İlkinde render ettikten sonra bir baktım. Videoyu export ettikten sonra incelediğimde videonun bir kısmı eksikmiş. Bakın 12.04 yazıyor. Tabi ben bu videoyu yüklemeye bile başlamışım boyutunu düşürüp. Biraz geç kontrol ettim tabi. Sonra bakınca baktım videonun sonu eksik. Sonra hemen işte Premiere Pro'ya döndüm. Kullandığım editleme uygulaması. İşte tekrar ayarlamalar, düzenlemeler yaptım. Video olması gerektiği gibi oldu. Ama sonra onda da gidip gelip bir hata alıyorum. Hatayı da tam o hata mesajını kaçırdığım için, dikkat etmediğim için anlamıyorum. Meğersem disk alanı yetersiz olduğu için 3 kere daha render etmek zorunda kaldım. 4 kere bu videoyu render ettim. Bunu da silmedim çünkü hani bayağı böyle artık geç saatlere yaklaşıyordu. Hani en kötü ihtimalle direkt şunu şuradan herkese açık deyip yayınlayacaktım. İşte sonu da öyle kalacaktı, eksik. Ama Allah'tan son anlara da olsa işte yetişti video, yüklendi bir şekilde. Tabii o arada da işte bu kapak görsellerini yapmaya karar verdim. İşte şunu yaptım mesela. Hatta nasıl yaptığımı da göstereyim. Şimdi mesela bu arada benim elimde template'ler vardı, onlarla yaptım. Şöyle birkaç tane fotoğraf çektim kameramdan. Sonra normalde benim yapacağım şu şekilde falan olacaktı. Bak görüyorsunuz, çok amatör bir şekilde. Sonra işte birkaç şey kullanarak, İşte template'ler vardı, Photoshop template'i. Onlarla beraber şöyle bir şey yaptım. Bu arada şu benim saçım kıvırcık olduğu için aslında şöyle bir sorunla karşılaştım. Şu arka planı silerken bakın şurada gri bir arka plan var aslında. Bu yüzden buradaki rengi de gri kullanmak zorunda kaldım. Çünkü saçlarım kıvırcık olduğu için tam anlamıyla kesme işlemini yapamıyor. Arka planla da uygun olduğu için gri kullandım. Onun dışında mesela başka şeylere bakalım. Başka kapak görsellerine. Dediğim gibi şunu yaptım. Ardından mesela bir değer fazla izlenen videolarımdan bir tanesi, 27 tane. Copywriting, satış metin yazarlığı nedir?
Bunun kapak görselini hazırladım. Sonra yine bir diğer izlenen videolarımdan e-posta pazarlama ölmedi. Bununkini hazırladım. Sonra WordPress ile funnel mail entegrasyonu. Bununkini değiştirebilirim ama belki. Pek hoşuma gitmedi. Birbirinden farklı olsun diye başka template kullandım. Sonra aynı şekilde içerik üretme kampı 3. hafta. Bu arada bu görselleri de şu diğer videolarımda ayrı şuradaki gibi pozlar vermediğim için videonun içerisinden ekran görüntüleri alıp o şekilde eklemeye çalıştım. Zaten bakın mesela şuradan, hatta şunda daha iyi gözükür. Neredeydi? Reklam metin yazarlığı eğitimi 1. Bakın mesela buradan zaten üstündeki mikrofon bile gözüküyor. Sonra mesela en son tasarladığımda bu. Bu arada bunda da ilk başta versiyon 1 şu şekildeydi. Direkt fark ettiyseniz satış metin yazarlığındakinin şu görsel falan aynı. Sadece şurayı değiştirdim. Sonra mavisi olmasına karar verdim. Sonra videonun içinden şöyle bir görüntü aldım. Şuraya da işte siyah bir piksel falan bir stroke verdim. Şöyle bir şey oldu. Birkaç opsiyon da ekledim. Maviyi kullandım ama. Ayrıca normalden farklı olarak bu videoda benim mesela yaklaşık 3 saatimi falan aldı. Hazırlaması, çekimi. Ama mesela bu videoda aslında hem kamera hem ekran görüntüsü, slide görüntüsü olarak aldığım bir videoydu. Sanırım internet şu an sorun olduğu için sıkıntı çıkartıyor ama neyse. Onun dışında bir de en altta şurada 30-50 dersem ve sonraki sayfaya şurada funnel nedir ve upsell, downsell, order bump'ın şeylerini yaptım. Kapak görsellerini. Şöyle bunları da hatta şuradan göstereyim direkt. Neredeydi? Funnel eğitimi 1. Bakın şurada görüyorsunuz şu şekilde. Yine videonun içinden kapak görselini aldım. Funnel nedir? Funnel eğitim 1. Upsell, downsell, order bump'ı da aynı şekilde tasarladım. Bu arada mesela düzenlemesi de bayağı zamanımı, en çok zamanımı alan videolardan birisi oldu bu. Bakın şurada bayağı bir videolar var. Şunlar. Sonra şu tarafta ekran görüntüsü tarafında aldığım videolar var. Burada da mesela çektiğim ama kullanmadığım 2 tane var. Onun dışında evet. Burada kapak görselleri ve videolarla ilgili göstereceklerim bu kadardı. Ha bir de şunu göstermedim. Bir de şöyle bir şey yaptım. Direkt şuradan göstereyim hatta. Girişimciler için 7 kitap önerisi. Normalde ben bu video yerine şeyi çekecektim. Şu reklam metni nasıl yazılır? Fakat o gün bayağı yorulduğum basket maçını yaptığım için, eğlendiğim basket maçını yaptığım için birazcık daha enerjik bir şekilde çekmeye karar verdim. O yüzden sonraki gün çektim. Zaten akşam üstü falan eve geldiğimde saat 9 falan da akşam. O yüzden sonraki gün erteledim. Bu da bu arada bayağı zamanımı aldı. Bu da yüklenirken bir anda internet bayağı bir yavaşladı böyle. 1 saat 23 dakika falan diyordu tahmini yüklenme süresi. Ama onu da bir şekilde hallettim. Onunla mesela birkaç tane kapak görseli şey var. Mesela şöyle bir şey yaptım. Şuraya bir blur eklemeye çalışıp dikkat çekmesi için soru işareti ekledim. Sonra daha büyük hali var. Bir de şu şekilde hali var. İşte bir de normal aldığım görüntüler var. Şimdi analizleri göstereyim. 9 abone. Son 48 saatte 23 görüntülenme almışız. Son 28 günde de 206 kez izlenmiş ve 10,5 saat izlenme süresi var. Ama aslında buradaki istatistikler tam kampa başladığım tarihi göstermiyor. Yani tam 11 Haziran'da başladığım için şöyle 11 Haziran 14 Temmuz arası şurada seçmiştim. Tam kampın başladığı günden itibaren 254 kez izlenmişim. 12 saat 18 dakika izlenme var. Erişime bakacak olursak 3300 kez gösterilmiş ve benzersiz izleyicimiz de 83 olmuş. Kampın ilk videosunda bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Benzersiz izleyici sayısı 14'tü. Bu arada benim böyle önem verdiğim aslında hep baktığım şu benzersiz izleyici sayısı ve şu izlenme süresi kaç saat? Şuna önem veriyorum. Bir de ortalama görüntülenme süresi ne kadar? 2 dakika 54 saniyeymiş. Kitlede işte burada bir şeyler var. Son 7 güne bakacak olursak bir de. Aslında tam 7 günde göstermiyor burada. 15 Temmuz'un mesela bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz'un verisini 16 Temmuz'da gösteriyor. Genel bakacak olursak son 7 günde 83 kez izlenmişiz ve
3 saat 12 dakika izlenme süresi var. Erişim kısmında da 37 mesela benzersiz izleyici sayısı. Geçen hafta mesela şu son 28 güne bakacak olsak. Mesela geçen hafta 40 bir şey miydi neydi sanırım benzersiz izleyici sayısı. 83'e falan çıktı değil mi? Şurada 11, evet. Benzersiz izleyici sayısı 83'e yükselmiş. Evet, bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.